Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün de bir akşam yemeği menüsüyle karşınızdayım. Neler hazırlayacağım? İlk önce onları sıralayayım. Bostan patlıcanıyla patlıcan oturtması hazırlayacağım. Ama siz isterseniz normal patlıcan da kullanabilirsiniz. Hemen ardından bir bulgur pilavı yapacağım. Bir de cacık hazırlayacağım. Hemen öncelikle şöyle patlıcanlarımı doğruyorum. 1 kilo patlıcan kullanacağım. 4 adet. Tuzlu suda bekleteceğim için öncelikle size göstermek için öncesinde tuzlu suya koymadım. Şöyle alacalı bir şekilde doğruyorum. Şöyle çok ince olmadan biraz kalın kalın dilimliyorum. Birer parmak aralıklarla. Şöyle yeterli. Hemen kabımın içerisine koyuyorum. Şöyle yanıma alıyorum. Üzerine bir miktar su koyuyorum. Birazcık da tuz. Kenarda beklesin. Ama ocağı alıyorum. Altında yakıyorum. Dolaptan çıkarttım. 300 gram kıymayı tenceremin içerisine alıyorum. Kıyma suyunu salıp çekene kadar kavuracağım. Kavrulduktan sonra hemen üzerine şöyle çeyrek çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Doğradığım bir adet büyüklerinden kuru soğan, bir tane de acı yeşil biber koyuyorum. Ama siz isterseniz Charleston ya da acısız biber de koyabilirsiniz. Bir adet de sarımsağı küçük küçük doğradım. Onu da ekliyorum. Karıştırıyorum. Soğanları da kıymayla birlikte bir süre kavuracağım. Soğan ve biberler kavrulduktan sonra şöyle tam doldurmadan bir yemek kaşığını domates salçası ekliyorum. Birazcık pul biber, karabiber ekleyeceğim şöyle. Birazcık da tuz. Karıştırıyorum. Şöyle çeyrek çay bardağıyla su ekliyorum. Yağ çok koymadığım için su ekledim. Şimdi patlıcanları kızartacağım, yağlı olacağı için. Salçanın rahat dağılması için su ekledim şu anda. Çünkü fazla yağ yok şu an içinde. Kıyma harcım hazır. Hemen ocağımın altını kapatıyorum. Böyle tencereyi ocağıma alıyorum. Şöyle bir su bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Hemen şöyle kontrol ediyorum. Isınmış yağım. Artık patlıcanları atıyorum içerisine. Yüksek ayarda kızartın. Kızaranları ters çeviriyorum. Patlıcanlarımın hepsi bitene kadar aynı şekilde kızartacağım hepsini. Patlıcanları kızarttım. Hemen şöyle bir borcam aldım önüme. Siz de herhangi bir fırınınıza uygun bir tepsi ya da bir borcam da yapabilirsiniz. Şöyle diziyorum. Kimisi çok büyük, kimisi çok küçük ama hepsini eşit bir şekilde dizeceğim. Patlıcanları dizdim. Tam bu kadar da üzerine bıraktım. Onu sayarak koyarsınız. Bir de üzerine kapatacağınız tam üzerine uyumlu olsun. Şöyle birer kaşık üzerine koyuyorum. Kenarlara dökülüyor ama sorun değil. Tekrar tam boyut olacak şekilde üzerine aynı patlıcanla kapatıyorum.
Evet, domatesi yuvarlak olacak şekilde doğradım. Üzerine oturtuyorum birer tane. Birer tane de şöyle yeşil biber. Üzerine salçalı bir sos hazırlayacağım. Bir yemek kaşığı domates salçasına bir su bardağı su koyuyorum. Büyük su bardağında. Şöyle bir miktar da tuz atıyorum. Eğer kızartırken tuz atarsanız bu aşamada atmanıza gerek yok çok fazla. Karıştırıyorum. Şöyle üzerine döküyorum. Şöyle üzerine yağlı bir kağıtla örtüyorum. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında önce 20 dakika üzerinde yağlı kağıtla ve 15 dakikada açacağım biber ve domateslerin kızarması için. Hemen fırınıma ve ocağımın başına geçtim. Yemeğin fırında pişerken ben bulgur pilavını yapacağım. Ocağımın altını yaktım. Şöyle bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Şöyle 3-4 yemek kaşığı da sıvı yağ. Eriyen yağımın içerisine bir tane kırmızı biber, bir tane yeşil bir adet de kuru soğan doğradım yemeklik. Onları da ekliyorum. Soğan ve biberleri bir süre kavuracağım. Daha sonra hemen bir adet domatesin kabuklarını soydum, yemeklik doğradım. Bir yemek kaşığı domates salçası. Domatesler içerisinde iyice ezilene kadar kavuracağım. Kavruldu artık. Hemen içerisine ıslattığım bulguru ekliyorum. Bir su bardağı, büyük kulplu bardaklardan bir tane ıslattım. Şöyle bir miktar pul biber ekliyorum. Tuz ekliyorum. Bulgurları da bir 2-3 dakika kavuracağım. Bulguru kavurmaya önem verin, daha güzel oluyor. İyice kavurursanız daha tane tane oluyor. Ondan dolayı bir 2-3 dakika en azından kavurun. 3 dakikadır kavuruyordum, yeterli. Gördüğünüz gibi iyice diri diri oldu bulgurlar. Hemen suyunu ekliyorum. Islattığım bardakla bir su bardağı koydum. Bir de çeyrek koyuyorum. Yarım değil, yarımın yarısı kadar. Çünkü tane tane olmasını istiyorum pilavın. Karıştırıyorum. Yeterli. Kapağını kapatıyorum. Ocağımı en kısa alıyorum. Pişmesi için bekliyorum. O esnada da hemen cacığımı yapacağım. Salatalık kullanacağım. Biliyorsunuz benim hazırladığım menüler genelde 4 kişilik menü. 4 kişi olduğumuz için yani 4 kişilik de cacık yapacağım. İsterseniz rendeleyebilirsiniz ya da benim gibi böyle salatalığı küçük küçük doğrayabilirsiniz. Eğer zamanınız yoksa hemen rendeden geçirebilirsiniz. Şöyle küçük küçük doğruyorum. Üzerine bir kase yoğurt ekliyorum. Benim yoğurdumun dibi olduğu için birazcık sulu, ondan dolayı cacık yapmayı tercih ettim. En azından ziyan etmemiş oldum yoğurdumu. O yüzden su eklemeyeceğim. Ama siz kıvamını sevdiğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bu kıvam benim için ideal. Şöyle bir tatlı kaşığı nane ekliyorum. Birazcık tuz. Ben içerisine birazcık buz taneleri atacağım. Şöyle bir tane de sarımsak rendeliyorum. Az daha unutacaktım sarımsağı. Eğer sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz. Şöyle karıştırıyorum. Cacığım da hazır. Yemeğimi fırından çıkardım ve 15 dakikadır dinlendiriyordum. 35-40 dakika içerisinde piştim. Patlıcanlarını kontrol edin. Pişmediyse biraz daha pişirebilirsiniz. Bulgur pilavım da 15 dakikadır dinleniyor. Cacığım da artık hazır. Karpuz doğradım. Yemeklerimi bir servis tabağına alayım. Sizler de son halini görün. Şöyle alıyorum. Görüntü olarak da çok hoş duruyor bu şekilde. Yanına da bulgur pilavı koyacağım.
Bugünlük de videomun sonuna geldim. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.